abicim? Niye bu kadar büyütüyorsun? Anlamıyorum ki Kemal. Ne demek büyütüyorsun lan? Ha? Daha ne büyüteceğiz? İki dakikada sattın arkadaşını be şerefsiz. Ayıp be. Oo tabii ne kadar güzel. Kral öldü. Yaşasın yeni kral değil mi? Helal olsun ya. Demek ki insan arkadaşını böyle günlerde tanıyormuş. Kemal ne oldu? Yok bir şey Cazibe yok. Arkadaşım Barış'ı bir ara güneşe tuttum. Baktım içinde tel falan yok. Sahte çıktı ya. Yok be yenge. Ya abartıyor işte. Yok öyle bir şey yok yani. Öyle sahte mahte güneş müneş değil yani. Şimdi sana yenge. Bir de kötü haberim var. Hangisinden bahsedeyim? Evvelce yaşlısını söyle. Yaşlısı geliyor bak şimdi. Yenge. Şu gördüğün kardeşim Barış var ya. Bugün müdür yardımcısı oldu. Ne değilsin. Seni tebrik eleyelim. Sen şimdi Kemal'ın kömekçisi oldun. Kömekçisi tam öyle değil aslında. Burada da otomatik olarak kötü haber devreye giriyor yenge. Sen Simge yenge kalk, Kemal'i müdürlükten çaycılığa terfi ettirdin. Ne? Sen bakma bu bürtüse be, saçma sapan konuşuyor. Ne çaycısı lan? Çaycı falan olmadım hayatım ben. Ne çaycısı ya? Ya şirket içinde bir pozisyon değişikliği oldu. Simge herhalde benim içecek departmanda daha presentable olacağımı düşündü. O yüzden şirket içinde öyle bir rotasyona gitti yani. Sonuçta içecek müdürüyüm ya. İçecek müdürü. Allah Allah yani. Allah Allah ne demek ya? Hem yükselme imkanım da var benim canım. Yükselme imkanım var benim orada. Şimdi Kemal bir dakika bir dakika. Bu yükselme ihtimali var derken hani üst katlara böyle çay götürme manasına falan mı yükselme? Üst katlara şu kızın da moralini bozma oğlum. Hayatım ya işin açıkçası Simge dün akşamki olayda benim tahmin ettiğimden daha fazla kızmış herhalde bana. Biraz böyle burnum sürsün diye ben o Yusuf denen dallamayla pozisyonlarımızı değiştirdi yani. Ama kötü değil yani. Bu geçici bir durum ya. Ben gene eski işime dönerim ya. Ben de zaten sıkılmıştım masa başı iş yapmaktan ya. Biraz hareket olur. Ya bir de kilo aldım son günlerde. Aşağı yukarı falan biraz forma girerim diye düşünüyorum yani. İşte yani sonuçta kız bana iyilik yaptı yani. İyilik yaptı. İşte ya Kemal'i kendi adından söylüyorsun bak işte iyilik yaptı diyorsun. Ya büyütecek ne var bunda bu kadar? Sakin ol ya. Kemal Bey. Şimdi hazır şöyle yemekten önce bir çay yapsan da bitsek. Çok canım çekti be kardeşim. Ha? Barış, şu anda bütün yakınlarını anmak üzereyim biliyor musun? O zaman ben şimdi bir tahlil ettim kendi kendime. Ben bugün o kadar çok çay içtim ki şirkette Kemal. İçmeyeyim, çay şey yapmayayım ben. O zaman ben kaçayım ufak ufak. Çok kötü bakıyor. Görüşürüz kardeşim o zaman şey yapayım ben. Yenge görüşürüz. Hayra karşı bari. Kemal. Ha? Sen dünen beni koruduğun için işinden alıplar seni. Yok ya onun için falan değil ya. Şey bu. Ya bu gelip geçici bir durum ya. Dedim ya ben sana gelip geçici bir durum yani. Düzelir ya. Yakında dönerim ben eski işime. Kaşke sesini çıkartmasaydın. Ben başından eleyerdim o çaycıyı. Sen ne diyorsun Cazibe? Ne diyorsun ya? Senin kocan ölmedi kızım. Bırak müdürlükten olmayı. Canımı vereceğim bilsem gene de herifin birinin sana böyle sırnaşmasına izin vermem ben. Hayatta vermem. Ben yemeğin altını açayım. Yegin ki acıkmışsın. Ha vallahi acıktım ya. Öpmedi ama demek ki biriktiriyorsa ondan öpüyor. Olsun. Ah, kahve mi yaptın bana? He, yorulmuşsan yakışı gelir. Sağ ol Cazibe, teşekkür ederim ya. Vallahi sen de olmasan beni kimsenin düşüneceği yok ha. Ben hamının yerine fikirleşirim seni. Fikirleşirim, düşünürüm onu. Düşünürsün değil mi? He, fikirleşirim. Ne güzel. Yaxşı o vaxt sen qəhvəni iç, sonra yat. Ha, iyi. Olur. İyi kız bu ya. Vallahi iyi kız ya. Ulan kahveyi de içirdi bana. Nasıl uyuyacağım ya? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.